Evet, çokça Allah'ı zikredin, Allah'la diyalog kurun, namaz kılın, Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah diyor ki, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ Namaz ve sabırla Allah'tan yardım isteyin. Bakın, namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. Daraldığınız zaman, bunaldığınız zaman, korktuğunuz zaman, bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığınız zaman hemen namaza koşun. Çünkü namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. Allah'ın Resulü çok bunaldığı zaman, çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya geldiği zaman erihna ya Bilal dermiş. Kalk ey Bilal, kamet et de bir namaz kılalım, bir serinleyelim. Şu olaya bir alışalım. Bakın, sahabeden bir zat, bir tane oğlu varmış. Onun şehadet haberi, bir savaş sonrası şehit olduğu haberi kendisine verilir verilmez, ben diyor kesinlikle dayanamayacaktım. Hemen iki rekat bir namaza durdum. O iki rekat namaz esnasında Allah beni o işe yatıştırıverdi, alıştırıverdi. Bana bir dayanıklılık, bana bir direnç veriverdi. Namaz bu. Namaz Allah'la iletişimdir. Namaz Allah'tan yardım isteme makamıdır. Ciddi bir tehlikeyle baş başa olduğunuz zaman hemen iki rekat namaza duruverin. Allah o tehlikeleri savuşturacak. Bedeninizin çekemeyeceği kimi acıları size alıştırıverecek. Size sabır ve direnç verecek. Dayanma gücü verecek.